Bazı kaynaklarda buranın ismi Arpas Kulesi olarak da geçmektedir. Akçaya kadar uzanan ekili araziyi kapsamı için alan büyük çiftlik işletmesinin sahibi Arpas Beyleri tarafından 19. yüzyıl başlarında inşa ettirilmiştir. Ancak burada 17. ve 18. yüzyıla ait Osmanlı dönemi kalıntıları ile de karşılaşılmıştır. Buna dayanılarak kalenin daha erken bir dönemlerde yapılıp sonradan yenilendiği de düşünülebilir. Burası bir bey konağı, güvenlik kulesi, ambar, ahırları ve müştemilatı ile bir şatoyu andırır. Kule, Arpazlı Hacı Hasan Bey'in 2. Mahmut zamanında Rodos'tan getirdiği ustalara yaptırılmıştır. Konağa ait tarihsel hikayeler de bulunmaktadır. Atçalı Kel Mehmet Efe'nin bu konakta sığır çobanı olarak hizmet ettiği, konağın sahibinin kızını kendisine istediği ancak bu isteği sonucunda dayak yediği ve yediği dayağın ardından daha çıkıp Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği söylenmektedir. Bu isyanı bastıramayan bölgenin ayağını ve konağın sahibi Arpazlı Hacı Hasan Bey Rodos'a sürülmüştür. Akabinde isyan bastırıldıktan sonra beraberinde getirdiği Rodoslu ustalarla Arpas Kulesi'ni inşa ettirmiştir. Yaklaşık 80 yıl sonra 1911 yılında bu kez torunu Arpazlı Osman Ağa, sel sonucu yıkılan Menderes Köprüsü'nü tamir ettirmediği için bölge halkı tarafından Çakırcalı Mehmet Efe'ye şikayet edilmiştir. Çakırcalı Efe, konağı basıp ateşe vermiş, Osman Ağa'yı kaçırmıştır. Efe, takip sonucu zaptiyeler tarafından Karıncalı Dağı'nda kuşatılıp öldürülmüştür. Beraberinde Osman Ağa'nın da cesedi bulunmuştur. İzmir'in konakları olarak bilinen türküde geçen, "Bize de derler çakıcı, yar fidan boylu, yakarız konakları" dizelerinde adı geçen konakta Arpas Konağı yahut Arpas Beyler Konağı'dır. Konağı mimari açıdan incelediğimizde ise konağın önünde yükselen bir koruma kulesi, kulenin eve bakan cephesinin birinci katında bulunan giriş kapısına çıkan taş merdivenler, kapının üst kısmında daha önce kullanılan bir çekme köprüye ait makara yuvaları vardır. O zamanlar indirildiği zaman evin zemin katının taşlığına dayanan köprü evden kuleye doğrudan geçebilmeyi sağlamaktadır. Ancak günümüze ulaşmamıştır. Dışa tamamen kapalı olan kulenin zemin kapı Meşrutiyet dönemine kadar zindan olarak kullanılmıştır. Giriş katından üst kata ahşap bir merdivenle çıkılır. Bu kat ovaya bakan parmaklıklı pencereleri, seyir terasları, dolapları ve alçıdan ocağı ile bir yaşam alanı olarak düzenlenmiştir. Yanında kubbeli bir küçük hamam da göze çarpmaktadır. Ait olduğu dönemin tüm mimari özelliklerini taşıyan Arpas Beyler Konağı, Nazilli'nin en önemli tarihi eserlerindendir. Beyler Konağı ile alakalı son hikaye ise yine bölge ile alakalıdır. İkinci Bayezid, Gedik Ahmet Paşa'yı öldürdükten sonra pişman olunca, Paşa'nın iki oğlunu sipahi beyleri olarak atayarak Nazilli sınırlarından geçen Büyük Menderes Nehri ile Karacasu'nun Nargedik köyü arasında kalan bu toprakları bu beylere bağışlamıştır. İşte Nazilli'nin yanı başındaki Karyalılardan kalma Harpasa Kalesi'nin eteklerindeki Arpaz isimli bu yerleşim yeri bu şekilde kurulmuş ve sipahi beyleri soyadlarını burada devam ediyor.